Arkadaşlar merhaba. Yeni geliştiğimiz sulama sistemi tanıtacağız. E, direkt sunucu üzerinden çalışıyor. E, aynı zamanda şu an dört kontaklı yaptık biz. E, şu an bir tanesi sulama sistemiyle çalışıyor. Diğerleri boşta. İstersek onları da ilerleyen süreçlerde e, kendisi kullanacaktır e, müşterimizin. Sulama sistemimiz direkt şimdi şebekeden alıyor. Dilerseniz nasıl çalıştığını sizlere göstereyim. Şebekenin. Sulama sistemi uygulamamız var. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımızda şu şekilde bize bir ekran karşılıyor. Sulama bir aç. Diğerleri kontak. Onlar şu an boşta. Onları işte müşterimiz kendisi eklemek istediğinde onları otomatik olarak uzaktan değiştirebiliyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi kapatma fonksiyonları mevcut. Şu an sulama sistemimiz kapalı. Hatta aşağıdan da görebiliriz. Şu an sistem kapalı yazıyor. Şimdi dilersek sulama sistemini başlatalım. Hatta şöyle göstereyim. Uzaktan sulama sistemimizi basıyor. Ve gördüğünüz gibi sunucu üzerinden. Dediğim gibi şu an sunucu üzerinden çalışıyor. Yani herhangi bir interneti olması yeterli olur. Aynı adı olmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz kapatalım şimdi. Evet kapat tuşuna bastık. Şu an gördüğünüz gibi kapattı. Elektrik kesintisinde aynen şu an ekranda da görünüyor. İstersek tekrar açalım. Oradaki açık konumu da bildirimi de görelim. Evet sunam sistemini açtık. Evet şu an sistemimiz açık dedi ve gördüğünüz gibi sulam sistemimiz başlıyor. Diğer kontaklarımız da aktif fakat herhangi bir şey açık değil. O yüzden onları gösterecek şu an bir şeyimiz yok. İlerleyen süreçlerde onları da sizlere tanıtırız. Sulam sistemimizi kapatalım. Evet kapattık. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Ee, dediğim gibi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda internet gittiği geldiğinde de en son konumda neyse o konumda çalışmaya devam edebiliyor. Ee, elektrik kesintisinde sistem e, bekleme alıyor ve sizlere bildir veriyor. Şim, şimdilik bu şekilde çalışıyor.